TRT herkese iyi akşamlar. Ligin 3. maçı, daha önceki 2 maçta da takımım iyi mücadeleler gösterdi. Beraber oynamayı başardı ama maçtan önce şunu söylemiştim. Ofansif üretkenlikte üretkenliği biraz daha arttırmamız gerekiyor ligin devamında. Evet, bugün tabii ki Trabzonspor dönem dönem etkili oldu. Bizim rakip ceza sahamıza çokça geldiler ama biz de bazen kontra ataklarla, bazen dar alandaki pas alan çözümlemeleri ve set hücumlarıyla Trabzonspor ceza sahasında etkili olduk. Buna duran toplar etkinliğini de ekleyince 3 tane gol bulduk ve özellikle skor avantajı bizdeyken geçişlerden skoru arttırabilirdik. Bu arada Trabzonspor da evet gol bulabilirdi. Onlar da maçı son ana kadar bırakmadı. Bizim için değerli bir galibiyet. Son derece değerli bir galibiyet. 3 puan evet bugün de alınır. 2 hafta sonra da alınır. Puanlar kazanılır. Ama bu takımın, bu genç çocukların Süper Lig'de neler yapabileceklerini görmeleri lazımdı. Bu özgüvenlerini geliştirmemiz gerekiyordu. Çünkü yeni bir lig, birçoğu yeni oynuyor. Trabzonspor gibi bir deplasman 3 puanın yanında onların bu özgüvenini sağlamaları açısından bizim için son derece değerli oldu. İki takımı da kutluyorum. Gerçekten genel bir spor adamı gözüyle bakarsak izleyenler keyif almıştır. Tabii ki Trabzonspor taraftarı skor anlamında üzülmüştür ama genel olarak bence heyecanlı, son ana kadar kopmayan, iki takımın da bırakmadığı güzel bir mücadele oldu. Oyuncularımı kutluyorum. Çalışmaya devam edeceğiz. Trabzonspor'a da geri kalan maçlarda ben başarılar diliyorum. Hocam, transferler çok geç kalmıştı ama gelen her oyuncu takıma kazandırdınız, takıma oynatmaya oynattınız. Adana Demirspor maçında Pinci'yi bir günlükle oynattınız. Geçen hafta Gustavo'yu, bugün de Atilla'yı artı 20 saat sonra oynattınız. Elinizde bir sihirli denek var hocam. Belki de çok farklı bir görüntü, performans ortaya koyuyor. Şöyle. Şimdi bir kere takımıyla antrenman ya da maç yapan oyuncuları tercih ediyoruz burada. Yani gelip bizimle fiziksel hazırlanma süreci, oyuncu hazırlanma süreci olan oyuncu almak istemiyoruz. Bir, bu dediğiniz süreyi kısaltan birinci etmen. İki, kendi takımlarında bizim oynadığımız oyuna benzer oyunları oynayabilen oyuncuları tercih ediyoruz. Bu aramızdaki iletişimi hızlandırıyor. Tabii kolay bir karar değildi mesela bugün Atilla'nın oynayıp oynamaması. Çünkü son bir idman yaptık. O da duran top üzerineydi ve ama onun ben oynarım, kendimi çok iyi hissediyorum demesi aslında biraz da beni cesaretlendirdi. Görsel anlamda görüntüler gösteriyoruz, istediklerimizi anlatıyoruz bu kısa sürede ve bir şekilde motivasyonlarını yukarı çıkarıyoruz. Ve evet, bugüne kadar 3 maçı baz alırsak kabul edilebilir bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Trabzonspor'un izleme komitesi Mithat Balay'la ilgili güçsüz diye bir raporu var. Bu sahada gördük, çok güçlü. Buna özel bir idman mı yaptırdınız? Şimdi evet. Yani oyuncuların isteklerini, arzularının getirilerini üzerime almayayım gerçekten. İlk geldim Rize Spor'a, ilk antrenmandan itibaren acaba hoca ne diyecek diye gözümün içine bakan çocuklar gördüm. Eğer bunu yakalarsanız gerisi kolaylaşıyor. Mithat da bunlardan bir tanesi. İstedi, bu ligin oyuncusu olmak istedi. Yani ben de Süper Lig'de oynarım dedi. Biz de Süper Lig'de oynayabileceklerini, eğer isterlerle çalışırlarsa fizik olarak, özellikle fizik olarak, doğru diyorsunuz, fizik olarak, çünkü Süper Lig'in fizik kalitesi biraz daha farklı, biraz daha yüksek, buna uyum gösterebilirlerse oynayabileceklerini söyledik. O da gerçekten çok çalıştı. Taktiksel anlamda da çok uyum sağladı. Dediğiniz gibi bugün böyle oyuncuların emeklerinin karşılığı, hiçbir şey bitmedi, lige yeni başladık ama bugün bu kadar dikkati ve emeği yoğun oyuncuların neler yapabileceklerini görmeleri, tekrar onu söylüyorum, benim için 3 puandan daha değerli. Hocam, özellikle tebrik ediyorum. Alibiya de dediği gibi 6 tane yerli oyuncu oynattınız bugün direkt ve de galibiyetimizden dolayı. Benim sorum şu, hafta içinde sanki öyle biraz mesajlar aldım Rize'den. Trabzon'a 3 puan için gidiyoruz gibi. Buraya gelirken hedefiniz tek miydi yoksa 3 puan mıydı? Onu sormak istiyorum. Evet, dönem dönem kontrollü oynadık. Ama maçtan önce oyuncularıma şunu söyledim. Neden Karagümrük maçını bekleyeceğiz? Neden milli aradan sonra biz daha iyi bir takım olalım? Neden milli aradan sonrası için mesajlar vereceğiz? Neden bugün bu galibiyeti
almayalım. Ve şunu söyledim oyunculara, kazanacak kadar oynayın. Bu özgüveni gösterin. Sonuç benim için önemli değil. Ve onlar da iyi mücadele ettiler. Kazanamayabilirdik. Gerçekten önemli değil. Son dakika bir gol daha yiyebilirdik. Gerçekten önemli değil benim için. Önemli olan cesurca dar alanda paslar yapabilmeleri, her topu gelişi güzel vurmadan kendilerine güvenerek atağa çıkabilmeleri. Bunlar benim için, bu sonuçta Trabzonspor stadının ambiyansı kolay değil. Bakasetas, Abdülkadir Ömür, işte Bardi, her an Visca. Yani bunu şey için söylemiyorum ya, iyi bir takıma karşı kazandık galibiyetimiz. Gerçekten öyle ama. Oyunculara karşı bu özgüveni gösterebilmeleri çok önemliydi. Ama maçtan önce konuşmamızda, bugün kazanmaya başlayacaksak o gün neden bugün değili oyuncularımızla konuştuk. Hocam tebrikler Selim Denizap. 17 yıl sonra ikinci galibiyetimizi aldık. Trabzonspor olarak Trabzon deplasmanında 2006'da Sapres Susuz döneminde 1-0 kazanmıştık. Dolayısıyla 7 başkan geçti. Onlarca teknik direktör geçti ve siz bunu başardınız. Tebrikler bu yüzden. Benim sorum teknik olarak direkt santrafor sus çıktınız hocam, takdir edersiniz ki yani direkt John Mary olsun, diğer Diop olsun. Bu Trabzonspor'un maç önü kadrosunu, stoperlerini gördükten sonra mı değişiyor, yoksa bunun üzerine mi çalıştınız? Biraz Trabzonspor'un stoper özellikleri, biraz da kadromuzun şu günkü pozisyonundan en yüksek verimi alabilecek bir 11 tasarladık. Benhur zor topları bile kovalayabilen, ısrarcı, rakip için zor bir oyuncu kanatta oynarken bunu forvette de yapabilir diye düşündük. Sonuç olarak elimizde kanatlarda seçeneklerimiz vardı. Zekiri ve Gustavo gibi. Ama forvet bölgesinde sıkıntı yaşıyorduk. Omar da takdir edersiniz, bugün elimizde forvet Omar vardı. Yani yeni geldi Senegal'dan bir gelişim oyuncusu. Zamana ihtiyacı var. Bir anda onu bugün bu şekilde sahaya ilk 11'de açıkçası koymak istemedim. Ben burada iyi bir performans gösterdi. Golleri de bir kenara bırakırsak. Tamam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. İyi akşamlar.